Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere birçok köpek sahibinin yaşadığı bir olayın anatomisinden bahsetmek istiyorum. Parçalama davranışı. Ve bu bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Büyük bir özenle, büyük bir keyifle aldığınız çok güzel bir oyuncağı köpek için üretilmiş olabiliyor. Veyahut da dekoratif amaçlı çocuk için üretilmiş olabiliyor. Çocuk oynasın diye üretilmiş olabiliyor. Peluş oyuncaklar olabiliyor. Büyük bir keyifle aldığınız bir oyuncağı köpeğinizin önünde bıraktığınız takdirde bir yarım saat sonra paramparça gördüğünüzde büyük bir hayal kırıklığı, biraz önce dünyanın parasını verdiğiniz oyuncağın paramparça, içindeki bütün elyafları çıkartılmış ya da paçavraları çıkartılmış şekilde görebiliyorsunuz. Bu davranışın, yani köpeklerdeki parçalama davranışının ve parçalamaya karşı bir istek olması, parçalama davranışının zaman zaman tetiklenmesinin anatomisinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu davranış bazen dış etkenlere bağlı olarak, bazen çevresel faktörlere bağlı olarak tetiklenebilse de aslında köpeklerin bünyesinde, köpeklerin mental algısında var olan bir dürtü ve bunu şöyle açıklamak gerekiyor. Bir köpeğin bir oyuncağın parçalayarak içindeki elyafları çıkartması aslında çok eski dönemlerde ortak atadan geldikleri kurtlarda, günümüzde vahşi yaşantıda hala görülen bir davranışın yansıması. Bir avcılık davranışı yansıması. Kurtlar bir avı yakaladıkları zaman yiyeceklerinde mutlaka diseksiyon yaparak, yani parçaları çekerek, ilk önce deriyi açarak ilk önce internal organlara, yani iç organlara ulaşmaya çalışırlar. Neden? Çünkü iç organlar yağ ve protein açısından çok daha zengindir. Besin, besleyicilik açısından çok daha zengindir ve avın karkasının dışında zengin yerleridir. Ve bunun için parçalayarak, disekte ederek içeriye ulaşabildikleri için bu davranışı normal bir avcılık davranışı olarak gösterirler. İşte köpekler de bu davranışın bir simülasyonunu ona verdiğiniz oyuncağın üstünde gösterebilir. Çünkü hala kanlarında o avcılık dürtüsünü taşıyorlar. Siz ne kadar yemeğini hazır önüne koysanız da köpeklerde bu dürtü çok kuvvetli ve bunu simüle edebilecekleri bir oyuncak ya da materyal buldukları zaman bu davranışı gösterebiliyorlar. Bunu bulamadıklarında bir kuş tüyü yastığa da yapabiliyorlar. Peluş bir oyuncağı da yapabiliyorlar. Koltuğunuzun üstündeki kırlente de aynı davranışı gösterebiliyorlar. Bu sizin için çok sinir bozucu olsa da bu işin anatomisinde bu köpek için son derece doğal bir avcılık dürtüsünün yansıma davranışı. Tabii ki bu parçalama davranışı başka çevresel faktörlere bağlı olarak da oluşabiliyor. Ne gibi? Örneğin yüksek anlamda stres altında kalma, özellikle yalnızlık, ki biliyorsunuz yalnızlık köpeklerin tahammül etmekte güçlük çektiği bir kurgu. Çünkü toplu yaşama endeksli bir genle doğdukları için yalnızlık, eğer köpek tahammülsüzse etraftaki objeleri parçalayarak rahatlama çabası içerisine girebiliyor köpek. Çünkü parçalama davranışı, parçalama sonrasında salgılanan, aslında avcılık dürtüsünde düşünün, bir avı yakaladı, parçalarını ayırdı, iç organlara ulaştı, yedi, karnını doyurdu. Bu sırada toklukla birlikte dopamin salgılandı ve dopamin bünyeyi rahatlattı ve genellikle yemeğin üstüne çekilip bir kenarda uyumak veyahut da köpeklerin bir şeyler parçaladıktan sonra, bir oyuncağı parçaladıktan sonra sakinleşip ya da bir şeyi parçaladıktan sonra bir kenara çekilip uyumaları da bu dopaminle çok bağlantılı olan bir kurgu. İşte köpek strese girdiği zaman, evde yalnız kaldığı zaman da bu dopaminin salgılanabilmesi veyahut da diğer antistres hormonlarının salgılanabilmesi için beyin ona git bir şeyi parçala ve kendini rahatlat sinyali verebiliyor. Eğer köpek yalnızlığa tahammülsüzse. Bunun haricinde parçalama davranışı köpeğin aşırı inaktif pozisyonda tutulması
yani iyi egzersize edilememesi durumlarında da söz konusu olabiliyor. Özellikle avcılık dürtüsünü tatmin edecek at getir, çekiştirme oyunlarını oynamayan, canı aşırı sıkılan, belli bir alanda sürekli uzun süreli yalnızlığa terk edilen, dediğim gibi çok fazla ilgilenilmeyen, özellikle oyun dürtüleri aktive edilmemiş köpeklerde de çevresel objelere karşı parçalama davranışı şekillenebiliyor. Bunun haricinde de yine bir takım medikal sebeplere bağlı olarak, bir takım stereotipik davranış bozukluklarına bağlı olarak da köpeklerde parçalama davranışı söz konusu olabiliyor. Tabii ki bunlar konunun patolojik tarafları ama genel anlamda eğer köpeğiniz verdiğiniz bir oyuncağı parçalayıp elyaflarını çıkartıyorsa, ortada bıraktığınız bir kırlenti parçalayıp tüyleri ortaya çıkartıyorsa ya da yastığı, bunun altında onun doğasında var olan, kanında da hala akan avcılığın yansıması olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Thank you.